Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Çok şükür. Bizler idare ediyoruz. Anacığımı bugün doktora götürdüm yine sağlık ocağına. Öksüğü var. Ha kendim de gittim. Ömrü uzun olsun çocuğum. Yani cümlemizinkinin yavrum. Annemin öksürüğü vardı işte azmasın diye. Çünkü geçen sene olanlar herkes bilir sayfamda olan. Çok çektik. Her sene böyleydi. Muhakkak yatırıyordum onu hastaneye. Çünkü bronşit azıyor. Zatürreye çevirince de iş değişiyor. Enfeksiyon yükseliyor. O olmasın diyerek bir an önce önlemimizi aldık. Çok bu arada dünden beri de benim boğazım açıyor. Üzerinizden ırak. Boğazlarım ağrımaya başladı. Dedim ki ben de gideyim de bari artırmayalım. Antibiyotik ne verecekse versin. Çünkü yutkunurken acısını çok hissetmeye başladım. Daha başlamadı ilaçları. Antibiyotiğe başladın mı? Akşamdan atmaya. Yarın atacağım. Yarın mı başlayacaksın? Evet. Tamam. Ben akşamdan atacağım. Acısını dayanamıyorum şu anda. Çok ağrıyor. Hem şurubunu hem o ağrı kesiyi attım. İyi yapmışsın yavrum. İyi yapmışsın. Bunu da zavattan istedim. Anacığım da ne yapsın? Sen dedi çok şey ediyorsun. Çok kötü oluyor. Sen hastalığı. Evet hastalığı geçken de Allah göstermesin. Amin. Çok hastanede kalıyoruz. En azından şimdiden önlemine önce Allah yardımcımız olsun. Amin. Sonra ilaçlarıyla beraber başladık. Amin. Şükürler olsun tansiyonumuz düzene girdi. Değil mi yavrum? Daha bilmiyorum ki. Daha şey olmaz. Olsa belli oluyor çünkü. Sen tansiyonlu olunca bayağı değişiyorsun yavrum. Evet. O yüzden anacığımın böyle işte arkadaşlar. Nasılsınız? Ramazanımız geldi Allah'a şükür. Ha şurada bir şey kalmadı. Perşembe günü. Oruçluyuz. Perşembe oruçluyuz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Durumlarınız nasıl? Allah iyilik versin. Hepsine ya Rabbi. Hepsine söylüyorum zaten. Siz inşallah iyidirsiniz. Gezer dolaşırdınız. Evet. Ama soğuk çok. Bizim buralar çok soğuk şu anda. Çok yarın soğuk. Diyorlar hava açacak inşallah diyorum. İnşallah. Bayağı bir soğuk. 2-3 gündür. Onun yüzünden de hemen direkt boğazım iptale geçti. Evet. İnşallah ben düzelecek. Ben de aynen öyle oldum işte. Bir Necda'ya gittim dedim. Boğazlar hemen. Ha o Necda'da oldu. Hava işte o serin havada çok dikkat edin diyorum. Evi de soğuktu biliyorsun. Bir yere giderken yanmamıştı çok dikkat evi. Edin. Evet onun ki ev büyük, çok büyük. Evet, normaldir evet, yani. Evet. Biz de ne yapalım abla? Bir iki namazımızı kılayım. Gideyim yatayım biraz. Biraz kalkıyor. Ama ben çok kötüydüm. Kızım götürdü beni çok şükür. İlaçtan evet. Allah'ımıza yalvarıyorum. Allah ömrünü uzun etsin. Antibiyotiği aslında akşamdan başlayabilirsin anne. Hı? Antibiyotiği ama sen bilirsin. Yok günüzden sabah başla. Sabahtan dedi. Tamam sabah başla o zaman sen bilirsin. İşte biz de öyle uğraşıyoruz işte hastalığına. Ne yapalım inşallah hastalığımızı kaftan arkasına atarım. Cenab-ı Allah beterinden mahsus etsin. Yavrum Allah korusun. Çok şeydim çok. Geldim hemen haplarımı attım. Antibiyotiği de sabahtan atacağım. Gece öldüydü. Daha siz nasılsınız? Biz bu kadar şeyimiz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Çok da güzel destek oldular. Ablamla falan attıklarıma da Allah razı olsun. Hepsine evet. İzlediler. Yardımcı oldular elinden geldiğince. Allah çok razı teşekkür olsun. Ediyorum. Her zaman gerçekten. Dediğim gibi Cenab-ı Allah. Cümlemizden ya Rabbi. Cemil cümlemizden bizim de hepimizin Allah razı olsun hepimizin. Amin. İyisiniz inşallah. Beyninizle iyisiniz inşallah. İyi olun. Allah, Allah kimseyi beyinden ayırmasın. Çocuğundan çoluğundan ayırmasın. Allah'ım. Amin. Amin. Hastalıklara da şifa versin Cenab-ı Allah'ım. İşte öyle şimdi hastalara da şunu söylüyorum. Allah ölenlere rahmet etsin. Hastalara da Allah çok iyi etsin Allah'ım. Amin. Acil şifalar versin. Acil şifalar versin Cenab-ı Allah'ım. Yine olmuş ilaki günleri yine olmuş. Deprem. Anne sel oldu. Deprem. Hepsi karıştı. Hepsi. Allah sonumuzu hayırlısın. Ya Rabbim korusun. İyi bir zamanda değiliz. Değil. Bu kesin ama Allah'ım diyorum beterlerinden koru Allah'ım. Amin. Daha yardımcı olsun bütün değil. Herkese ya Rabbim. Allah diyeyim rahat döşeklerde. Aynen. Cesin diyeyim. Rahat döşekte alsın canımızı. En azından dediğin gibi. Allah'ım o durumda değil yani. Allah korusun. Allah'ım. İnşallah. Alnımıza ne yazıldıysa o da. O da yine Allah beter. Ölümün de hayırlısı.
Evet. Her şeyin hayırlısı. Evet. Allah hepimiz evet. Sağlıklı uzun ömürler versin ya. Çok Rabbim. Şükür Allah'ıma. Allah bizi bugünlere getirdi. Cemil cümlemizde bizi de. Aynen. Cenab-ı Allah'ımı seveyim. Allah şeylerine de bayramlarına yetiştirsin. Eriştirsin. Allah bizi de çoluğumuzu çocuğumuzu da cemil cümlemizi de. Amin. Seni başımıza eksik etmesin ya. Amin. Allah sizi baş de başına demek. Baş olmazsa baş bacak baş. Olmuyor derler. Allah öyle. Korusun. Allah'ım korusun. Abi, kuzum amin. Versin. Amin. Amin. Sağ ol. Bir kuş var. Boynu öteyim bacım. Allah korusun. Allah başını yedirsin diyorlar diye. Başın bacağın yediyordu. Bizim komşu kapıda köpek sesi duysa çok havlayan veya bir kuş ötmesi hani bayağı ne ses o bir şey gibi ötüyor ya. Baykuş gibi öten sesi duyunca hemen derdi ki başın bacağın ye. Bize zararın olmasın. Kendi başını, kendi bacağını buradan ye. Buradan gurut mu diyeyim? Bir şey diyeyim. Gurut. Allah korusun yavrum. Amin. Allah'ın korusun. Amin. Sağlıklı uzun ömürler versin yavrum. Amin. Hepimize. Sen onları duyma. Hepimize. Keşke sağlıklı yaşadığın ne günler demişler. Ne güzel yaşarsan o kadar iyidir. İyi yaşamaya. Önemli olan ne yapalım? Her şeyi kafaya takmamaya çalış. Bak diyor namazınızı çok kılın diyor hocalar. Çok anacığım da maşallah. Ömür artıyor diyor. Tabii anacığım da kılıyor. Ben de çok şükür Allah'ıma. Allah o gücü hasta veriyor. Hastaysam da kalkıp kılıyor. Yani ne yapsın? Çok şükür bugünümüze. Ya Allah'ımı abi. Seveyim. Doğru. Doğru yavrum. Seni çok yormayayım. Ağzına sağlık yavrum. Yat yaslan. Yatıyordu biraz da. Kalktı çekim yapacağım. Ben çocuğumu geldi dedim, gitti dedim ama benim yanımda yine. Yavrum Allah ben bıraktım mı seni her zaman? Ben bir telefon kaldırdım benim ağrıyı. Emine yavrum onda bir şey yok. Her şeyden korkma, panikleme. Çekyatı kaldırmış tek başına da. O her zaman kaldırdığım bir şey değil. Evet. Korkma. Onu kadınlar kaldırıp kaldırıp indirir. Sen merak etme. Böyle şeylerden hiç sorun yapma yavrum. Her şeyi kafana sorun yapma. Tabii. Eminem tabii. De biraz. Bu konularda tabii. Çok takıntılı. Aman bir yerime bir şey oldu mu? Orayı kaldırdım. Yok buraya vurdum. Acaba ne oldu? Başım böyle olur mu? Şu rahatsızlığı mı eder mi beni? Şu zehirler mi beni? Böyle hep takıntılı. Diyorum yapma. Sakın. Sakın yapma. Tabii tabii. Yani her şeyi derdi haline getirirsek, vay halimize. Hepsini sorun haline getirirsek ne olacak ki? Evet. Elveda edebiliriz. Evet anacığım sen. Çok sağ ol. Yormaz. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Amin. Haydi iyi akşamlar. Sağ olsun. Güle güle. Güle güle. Gelmişken Eminem'den de alalım. En azından bir şarkı okusun bize. Tabii. Değil mi Eminem? Sen tamam, bir tane olsun. Düşündü tamamdır. Eminem bize İbrahim Tatlıses'ten okusun. Bir şarkısı var ben beğeniyorum onu. Güzel oturup okur. Ağladım yetti dediniz. Bitti bu aşk gitti dediniz. Benden daha ne istediniz? Size söylenecek sözüm yok artık. Neredeyim nasılım aldırmadınız. Kaç kere düştüm de kaldırmadınız. Bir kere yerime ben olmadınız. Size söylenecek sözüm yok artık. Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık. Beni doğduğuma pişman ettiniz. Kendi kendime beni düşman ettiniz. Serhoştur dediniz, berdoş dediniz. Size söylenecek sözüm yok artık. Neredeyim nasılım aldırmadınız. Kaç kere düştüm de kaldırmadınız. Bir kere yerime ben olmadınız. Size söylenecek sözüm yok artık. Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık. Dostum dediklerim dost sanmışım. Sırtımla vuranlara hep aldanmışım. Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim. Size söylenecek sözüm yok artık.
bir daha yaş dökecek, gözüm yok artık. Aferin Eminem. Ağzına sağlık Eminem. Evet. Çok teşekkür ederim. Şirin. Hayır, var mı? Sağ olasın. Var. Hangisini okuyacağım? Olmadı, onu da yarın okursun. Yine veda edebilirsin. Herkesi çok seveyim. Selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Emine biraz da kendinden bahsedeyim. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Bugün oğlun olan özleminden bahsedebilirsin. Evet. Belki oğlumu oradan duyar seni. Ama oğlum da beni aramıyor. Ben ne bileyim. Ben de arayacağım da kontürüm yok şu anda. Kontürle alakası yani. Yok. Ben aradım onu. Senin adını da hatta seninle konuşturayım şimdi. Ararım yani. Benimle konuştur da. Niye konuşmuyor benimle? Geleceğim dedi. Telefonu ben de açmıyor bana. Bir kere yani insan bir selam verir. Şey yapar. Telefon açar. Der anne ben böyle böyle arayamadım seni, kusura bakma der. İşlerim var dedi. Söyler. Ben de bir şey diyemedim. Yani hiç aramıyor beni. Ben çok telefonların başında bekliyorum çocuğumu. Çocuğum beni aramıyor. Yok. Niye aramıyor bilmiyorum. Ben onu elimden gelene kadar her gün arıyorum. Boş bırakmıyorum. Her gün soruyorum. Kontrolüm olsa devamlı arıyordum ben onu. Konuşuyorduk. Ama hep selamı sabah kesti benimle. Zaman benden ararım. Yani senden ararım. Ara. Yani konuşuruz. Ne yapıyor, ne ediyor diye. İnsan bir telefon açar yani. Ne bileyim annesini sorar. Anne ne yapıyorsun diye sorar yani. İşim var dedi. Ben aradım. He. Aradım ama geleceğim dedi. Bakalım. İnsan merak ediyor yine nasip de. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Seni merak bir arayayım dedi. Aslında konuşur. Hiç olmaz. Veda edebilirsin. Herkesi çok seviyorum. Selam diyorum. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Eve geldim. Çok şükür. Bugün çok soğuk ve gerçekten daha çok ağrı hissettim boğazlarda. Neyse Allah beterinden korusun diyorum. İlaçlarımı aldım ya. Hatta Ramazan'da baş ağrısı da çok çekiyorum. Orucun ilk günleri en fazla. O baş ağrısı beni öldürüyor. Sizlerde de oluyor mu bilmiyorum. Nasıl oluyorum? Sanki migrenli gibi. Gözümün önü görmez oluyor. O yüzden ben her sabah sahura kalkıyorum ya. İşte namaza göre ayarlıyorum o saatime. Ama ilaç atmadan yatmam. Ağrı kesici çok kullanıyorum. Allah'ım yardımcım olsun ya Rabbim, zarar vermesin diye dua ediyorum ama çok kullanıyorum. Çünkü ertesi günü başım ağrırsa ilaç atamayacağım. Bunu bildiğim için atamazsam da ne hale döneceğimi biliyorum. Çünkü birkaç kere oldu bu bende, Ramazan'ın ilk günlerinde yaptı bana. Bir baş ağrısı ki Allah evlerden dışarı yani gözümün önünü görmez oldu. Sanki migrenim varmış gibi, her şeyim bakıldı oysa hiçbir şeyim yok. Ama ağrı kesici atamadığım için o birikiyor. Gözümün önü daha diyorum ya görmüyor, daha bakamıyorum. Yemek vakti ama kimin umurunda? Ne yediğim oluyor, kalıyor midemde, hepsi gidiyor benden. Çıkarıyorsun ister istemez, tansiyonlarım fırlıyor arada herhalde. Doktora sorsan tansiyon da şeyden diyor, baş ağrısı. Baş ağrısı yükselince diyor, orada tansiyon da çıkıyor. Hatta iki kere mi bir kere mi ne acile düştüm yani bu sebeple. Yemek memek hak getire. O ağrıyı geçsin de yatayım yeter ki kendime geleyim diye. Karanlık odada yatacaksın diyor bir de. Diyorum ki Allah Allah. Neden? Haklı bir yandan da ışığı gördükçe gözler daha yorgunlaşıyor. Daha çok ağrı vuruyor. Rahat azıcık uyuyacaksın, kendine geleceksin. Daha sonra. Diyorum ya en çok korkum o. Allah'ım hayırlısıyla ya Rabbim tutmayı nasip etsin. Sağlıklı bir şekilde hepimize cümlemize sağlık versin de tutalım. Gerisi teferruat, hiçbir sorun değil. Allah'ım yardımcımız olur. Ya Rabbim. Bugünümü de geçirdim işte. Annemi dediğim gibi sağlık ocağına götürdüm. O ilaçlarını aldı. Ben boğazımdan gittim. Bir de kızımın D vitamini falan almıştım. Onları da yazdı. Genelde şimdi sağlık ocağı eczane tanış. Tanış dediğim arkadaşlarım yani kızlar. Sağ olsunlar bana böyle ilaçları işte yazdırırsın. Acil alıyorum. İhtiyacım oluyor. Çünkü o anda doktor o saatte olmayabiliyor. Veya o anda yazdırmaya giremeyebiliyorum. O zaman onlar bana ödünç veriyor ilacı. Ben de gidiyorum oradan alıp bir daha oraya veriyorum. Onları hallettim. Ama dediğim gibi başımı yutkunurken bile ölüyorum. Sanki burası şişti buraya doğru gelmiş gibi hissediyorum. Neyse aslında bu akşam ablama gidesim vardı, Esra ablama. Yarına iyi olursam belki yarın akşam giderim. Çünkü iyi değilim. Şu anda bir yatma hissi var. Ama yatma ihtimalim çok zor. Var hissim. Ama yatamam tabii ki. Eşimin yemeği var ama kızıma yapılacak yemek var işte. Ona ne ister bilmiyorum artık. Yaptığımı da doğru dürüst yemiyor ki. Daha ben de kaldım. Çocuğun iştahı hiçbir şey yok. Hiç. Doğru dürüst bir şey yemiyor. Anneannesi pilav yapmışlardı. En sevdiği pirinç pilavı. Onu da yememiş. Kırıntı almış kendine. Onunla beraber geçiştirmiş.
Ama dün akşam tek mutlu oldum. Ona ben şey aldım. Pide aldım getirdim de. Gezmeye gitmişti. Ha dün akşam günden şey alamadım. Görüntü alamadım. Arkadaşlar pek istemediler. Ben de şey yapmak istemedim. Herkesin rahatı bozulsun istemedim. Bu sefer almamı 2 aydır en doğrusu. Çok fazla böyle bir görüntü almamı istemiyorlar. Ben de dokunmadım zaten. Yazınla doğru sıcak havalarda daha iyi görüntülerimiz olur dedim. Öylece kızıma pide yaptırdım. Yarım bir pide. Kendim yemedim. Diyetime devam ediyorum arkadaşlar. Bozmuyorum kesinlikle. Tabii dün ben ne yaptım? Size en son gösterdiğimde şey vardı. Pancarları hallediyordum. 2 tane diblelik doğradım. Ablamın şeydi. Koca bir diblelik. Koca poşete koydum. 2 taneyi üst üste ezdim böyle biraz şekil vererek. Oraya sığması için üst kat kat yaptım. 1 tane de çorbalık doğradım. Sağ olsun Allah razı olsun getirmişti. Sonra tabii dolapta benim pancarım vardı. Benim eşim çok sever pancar dolmasını. Çok sevdiği için aklıma geldi. O da köye gidip hani evin son halini halletmeye çalışıyor. Elektrik bağlanacak artık. Onları da halletmeye çalışıyor. Ben de dolmasını da sardım. Ha dolma yaptım. 1 tencere tabii şey gibi oluyor. Bu çerezlik gibi oluyor. Sararken iyi de sonra bir şey bulamıyorsun yani. Biraz anneme götürdüm. Yeter ki yesin dedim. Kadıncağızım o yesin. Ben her şekilde idare ediyorum. Ama onun iyi yesin yeter ki. Ağzına tadına uygun bir şeyler yesin istiyorum. O da ısırgan yapmış. Isırgan ben ablam getirdiydi ya. Hatta videoda bilirsiniz. Ablam anneme ısırgan da vermişti. Emine halletmişti. Onu haşlamış etmiş. Annem de içini çok güzel yapar. Kendim yaparım o tadı sanki bulamıyorum. Annemin yaptığı, elinin değdiği şey daha farklı. Anneler derler ya anneler. Allah başımdan eksik etmesin onu. Yeter ki sağlığı yerinde olsun. Onun dualarıyla diyorum. Önce Allah, sonra onun duasıyla ben ayaktayım zaten. Şükürler olsun. İdare edip gidiyoruz. O benimle, ben onunla. Ben diyor yani beni bırakmadı. Ben onu bırakır mıyım? Hiçbirimiz bırakmadık da. Sürekli hani diyorum bir telefon kadar. Ama geceleyin o telefon çalıp da bir de annem yazıyorsa ben paniklemeye başlıyorum zaten. Elim ayağım tutuşuyor yani. Bu saatte beni bu aramaz diye. Sonradan işte onları hallettim. Dolma sardım. 1 tencere dolma sardım. Akşam etmişim zaten. Ben bir şey yapmama gerek yok. Çamaşırı yıka. Az yerleştir. Onu kimini kuruyana al. Kurumayana az. Ha şimdi yine bir boy daha yıkayacağım. Bayağı birikiyor. Sizi de böyle mi bilemiyorum. Ben günde bazen 3 kere yıkıyorum. Yine var. İşte kızın ayrı oluyor. Benim ayrı çıkıyor. İşte yataklı yorgan şeyleri nefresim nerede derken eşimin üstü başı iş ayrı getiriyor. Hani kendi üstü başı. Tabii bayağı bir bakıyorum maşallah var. Günlük 3 değil 4 de yıkasan anca çıkarırsın. Ama şükürler olsun şu an doğalgazın şeyiyle güzel kuruyor. Ve akşamdan asıyorum sabah kuruyor. Şimdi yazında balkona asarım. Balkonumuzda yer var. Birazını götürürüm böyle şeyle beraber askıyla beraber askıcakla asarım. Çamaşır askısıyla beraber asarım. Kimini iplere asarım. Geçiririm yani. Yazın farklı oluyor biliyorsunuz. O güzelliği yazın, o güneşi bile içimizi ısıtıyor. Allah'ım inşallah yarın açar diyorum. Dua ediyorum. İçimi bayağı bir soğuttu çünkü çok üşüdüm. Aşırı üşümeden herhalde. Sonra işte dün öğle hallettim. Akşam işte güne gittim. Kızıma dediğim gibi pide getirdim. Maşallah yedi onu. Güzel yedi. Kendimi asla dediğim gibi bozmadım. İçtiğim bir soda onunla geldim. Öyle günüm geçti. Bugün de işime gittim. Onları hallettim. Arada bir bakıyorum. Yazabildikçe size cevap veriyorum. Sakın kusuruma bakmayın. Okumuyor zannetmeyin. Yazabildikçe iş yerinde fırsatımı buldukça size cevap veriyorum. Habara biraz veremedim. Dediğim gibi kusura bakmayın. Görmüyor demeyin. Sakın kesinlikle. Görüyorum hepiniz hepsini. Ne yazılı. Hepsini tek tek okuyorum. Buna emin olun okuyorum yani. Bu arada bazen de farkında olmadan hani ne derler motora bağladın derler ya böyle hızlı da konuşabiliyorum. Bunun da affı olsun lütfen. Bazen tek tek oluyor bazen de böyle ben de fark edemiyorum. Ne derecede konuştuğumu o anda bir bakıyorum ki maşallah hızlı konuşmuşum. Yani sohbet etmek istiyorum tek isteğim bu zaten ama hızlı olunca da ben de farkındayım. Ama neyse siz beni affedersiniz. Biliyorum o güzel yüreklerinizi. O kadar güzel insanlar barındırmışsınız sayfamda. Çok mutluyum. Evet sizleri tanıdığıma çok mutluyum ben. Yüz yüze görüşmesek de o yazışmalarınız, yorumlarınız, desteğiniz, bana olan desteğiniz, izlemeleriniz inanın beni çok mutlu ediyor. Allah razı olsun. Gerçekten. Ramazan geliyor. Zaten iş yerim açık olacak ama bir nevze işte.
En azından burasının bir nevze de olsa bana bir akmasa da damlıyor hesaba. Ramazan'da esnafım falan oluyor. Ama tabii oruç tutuyorlar. Allah kabul etsin hepsini. İdare ediyoruz. Öyle yaşlılardan falan gelen olursa işte. Arkadaşlarımdan işte özel günler falan derken tutamadıklarında da yanımda oluyorlar. Zaten geliyorlar. Allah razı olsun herkesten. Her şekilde diyorum ya, iyi ki varlar. İyi ki yanımdasınız. Her şekilde dua ediyorum. Allah biliyor kalbimi. Kesinlikle. Çok mutlu oluyorum. İyi ki de diyorum. Bakın ablam vesile oldu. Bu işe gerçekten sağ olsun. Bize de bir yol açmış oldu. Kesinlikle ben ne demişler? Hiç kimsenin hakkını inkar etmem, asla etmem. Allah razı olsun. Yardımcı oluyor. Elinden geldiğince. Ha bu arada biri Murat için demiş. Para istiyor diye hani. Ya Murat hasta, gerçekten hasta. Bilmeyenler olur belki. Büyük ablamın oğlu rahatsız. O diyor kendine göre. Aslında şey bir çocuk yani... Yanına gel, herkese veriyorsun da bana da versen ya. Kaç yaşında? Zaten 35 yaşında mı? 36 mı artık, kaç yaşında? O kadar var mı da bilmiyorum ama. O kadar da yoktur. 30'da ama vardır. Vardır yani. Onun aklı öyle. O şimdi kendine göre 50 de versen, 10 da versen, 20 de. 20, onu 20 de beğenmez yalnız. 50'yi beğenir de. Ona diyor ki akıl, ondan para al. Herkese verdi, bana da versin diyor yani. Çok da fazla istemiyor zaten. 50 lira istiyor. Ablam da böyle şeyler elinden geldiği kadar yok yapıyor şimdi. Dediğim yardımcı olmaya çalışıyor. Elinden geldiğince hani çocuğun gönlü olsun, onun duası bana yeter diye. Yani Allah görüyor çünkü onun mutluluğu çocukları sevindirmek kadar. O da çocuk gibi çünkü beyin öyle. O da çocuk gibi olduğu için onu mutlu etmekte Allah da ona daha çok katını verir. Katı katını verir yani. Allah'ımın neyi eksik ya Rabbim. Yeter ki iste demiş. Sen bir iyilik yap da. Yet, o Allah'ım sana döndürür. O iyiliği de döndürür yani. Öyle işte arkadaşlar. Benim böyle bakalım ablama da gidebilirsem ondan yine görüntü alacağım. İki gündür de onun sayesinde. Önce Allah yine bir desteğim oldu. Ablam şimdi tabii ki şeyleri merak edenler üzülüyor. Üzülmez değil. Hani yaptığının karşısında biraz şey görmek istersiniz. En azından biraz sevgi görmek. Hani... İyi ki varsın dedirtmesini diyor. Demez değil, arada diyor da. Yaptı hani onun da kafası o kadar çalışıyor diye düşünüyorum. Daha ne diyebilirim ki yani. Akıl nedir? Bazen paraya çalışıyor. Ne yapabilirsin? Herkesin ayrı bir yönü var. Kiminin paraya, kiminin başka yöne çalışıyor yani. Bizimkinin de dilinde. Yapabileceği hiçbir şey yok. Dilinde var. Yapsa da aslında fırsatını bulsa da yapmaz da demeyeceğim. Şimdi yalan da söyleyemeyeceğim yani. Bu eniştem ama kadınlar da dediğim gibi onlarda da var. Para var diyerek bir insan evli barklıysa da onu arayamazsın. Böyle bir şey yok yani. Erkekler her türlü o konuşur. O kaç yaşına gelmiş, çocuk halini almış eniştem. O konuşabilir normaldir de. Tabii normal dediğim de şöyle yanlış anlamayın sakın ablam için. Ben onun lafını üçte birine ciddiye almıyorum. Eniştemin her söylediği lafı ciddiye almıyorum ben. O boş boş bence sallıyor. Olacak dua mı? Ablamdan başkasına hayatta gidemez. Kapısında çok bekledi. Ben şahitim ya. Benim kapımdan ayrılmadı. Ben az mı tartıştım ablama onun yüzünden? Ben kovamıyorum kaç yaşında adam. Git dedim gitmiyor. Ne yapabilirim? Diyorum ki enişte benimle konuşma. Hani benimle konuşma bitti. Ablam istemiyor seni. Ben yapacak işim yok yani. Ben seni zorla aldıramam. Sen yaparsın, sen yaparsın bu işi. Sen konuşursun, sen anlatırsın. Çok uğraştı. Çok uğraştı. Ablamın zaten eskilerini bilen de bilir. Öyle bizim ailede öyle şey yoktur derken geçken doğru. Para için değildir. Ne yapsın? O biraz rahatlamak istedi. Hem bağ bahçe, yeşillik olayı ona iyi gelir diye düşündü. Evet. Şu anda da idare etmeye çalışıyor. Allah yardımcısı olsun. Kolay iş değil. Bir insanın iyi kafaları uyuşmuyorsa hiç kolay değil. Ama ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Biz de diyoruz hani yapamıyorsan ama ayrıl da diyemem şimdi. Ayrıl da diyemiyorum. Sonuçta ikisinin birbirinin kararı bu. Çekmeye çalışıyor. Bu kadar zaman evli kalmışlar. Bundan sonra da ayrılmasını bilemiyorum artık. Ben ona diyorum ya ben çok karışamıyorum. Hani melek siz yardımcı olun diyen olmuş. Ben küçüğüm yani. O benden büyük. Ablam benden büyük. Kararlarını kendi alacak yaşta. Bu yaşa gelmiş bir insan. Bir şey diyemiyorum. O kararını her şekilde alabilecek yaşta. Ben ne yapabilirim ki? Ha üzülmüyor musun diye. Kesinlikle üzülüyorum. Üzülmez olur muyum yani? Sonuçta ablam o benim yani.
Onun üzüntüsü orada çırpınırken ben çok mutlu yaşamıyorum. Elimde bir şey olsa, çarem olsa neyse. Elimde de çare yok ki. Herkesin kendine göre o kadar sıkıntısı var ki. Herkesin. Daha var ya şeyden yani. Evet, beni bir evimden aradılar şimdi. Allah'ım diyorum ya. Alacak daha durum mu kaldı? Ev bark diyor, alır mısınız? Hani araba falan alacaksanız destek olalım. Kampanyalarımız var, şudur budur. Yok yavrum yok. Ben bugün kredi çektim, haberleri yok. Tekrar kredi aldım. Ne yapalım? Bir şey, çünkü Ramazan'da bayağı bir dara düşülüyor ister istemez. İş yerinin işleme şekli belli. Çünkü her türlü giderin var yani. Onu bir şekilde karşılayacaksın. Kartıydı, şeydi derken bugün yine onu yaptım. Diyorum ki ay bir evim, evde almak artık hayal oldu. Herkes hayal oldu ki. Şükürler olsun bir evimiz var işte, iyi kötü. İdare edip gidiyor. Ev almak mümkün mü yani? Ha isterdim. Daha büyük bir ev olsun. Annemler Emine ile ikisini yanıma alabileyim. Yani isterdim ama şu an bu olabilecek bir durumda mıyız? Yok. Değil yani. Allah'ım herkese yardımcı olsun, ne diyelim. Öyle işte arkadaşlar. Ne konuşuyordum ben? Kadın aradığında onu da unutuverdim. Sen bana bir evimden falan bahsedince böyle kaldım. Daha öncelerden bir ilgimi çekmişliği vardı. Hani ilk işe girdiğimde evim barkım yoktu o zamanlar. O zamanlar bana hani millet anlatıyor, taksitle ödersin, şöyle olur böyle olur. Cazip geliyordu. Hani belki yapabilir miyim? Umudum vardı. Ama baktım ki o umudum yok. Çünkü 3 yıl bekleyeceksiniz. Yok şöyle olacak. Sıra sana gelirse. Aa yok dedim. Ben almayayım. Arkadaşım vardı. Öyle işte, evet hatırladım neydi konumuz. Esra ablamda. İşte diyorum ya, gönül elimizde olsa da çok çok bir yardımcı olabilsek de onu o şekilden kurtarabilsek, ama yapacak bir şey yok. Yok. Zaten diyoruz ki şu da 3 günlük dünya. Ramazan'da belki evinde de olabilir. Bakalım. Duruma göre köyde kalabilir mi? Oruç falan tutuyunca hani nedenle birbirlerine dayanabilirler diye düşünüyorum da. Allah yardımcısı olsun. Çünkü herkesin bir düşüncesi var. Bir kişiyi değiştiremezsiniz ki. 7'sinde neyse 70'inde odur. Ben bunu sonradan öğrendim. Değişir zannettiğim hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. O yüzden zorlamayacaksın. Ya demişler bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin. Ne yapsın? İkisinin arasında kaldı o da. O da üzülüyorum. İki tarafta bir uğraşıyor. Evinde, orada, her tarafta bir dönüyor. Bağbahçeydi. Ha bağbahçe bir nevi onu biraz rahatlatıyor ama ayak olsa. Ayak benimki gibi. Tabanının altı çok ağrıyor. Artık yapmaya çalışıyor. Yerinden geleni yapmaya çalışıyor. Bakalım. Hayırlısı olsun. Allah yardımcısı olsun. Her zaman dua ediyoruz. Annemin duası zaten hepimiz için. Bir tek benim için değil. Hepimize çok çok ayrı bir duası var. Allah razı olsun. Onu başımızdan eksik etmesin yeter ki. Geçen gerçekten çok panikledim. O başını öyle duyunca. Elimden geldiğince onu panikletmedim ama kafatasında dedi, hani şeyinde, kemikte dedi, kırık var. Öyle deyince ben böyle kaldım yani. Neyse ki az dedi. Randevu aldım zaten. Ayın 29'unda götüreceğim, Allah izin verirsin. İnşallah iyi şeyler duyacağız. İyi şeyler olacak. Eski olduğuna inanıyorum ben. Yeni olsa diyor, zaten üzerinden 24 saat geçmiş. Hani yeni bir şey olsa diyor, bir zararı olurdu diye. Ama dedi yine de ameliyatlık bir durumu yok. Çünkü dedi yaşı var teyzenin. Doğru. Beyin cerrahının olmaması, şimdi mecbur oraya, öbür tarafa götüreceğiz. Zaten Ramazan'da ben buralardayım. Onda işe geçerim. Oradan arada dediğim onun randevusu kaçtaysa not aldım. Alır götürürüm Allah izin verirse. Bakalım işte arkadaşlar. Neyse ben videomu burada bitireyim arkadaşlar. Dediğim gibi bazı yorumları kaldırıyorum. Ablamla ilgili olanları kaldırıyorum. Çünkü onun üzülmesini istemediğim için. Yani çünkü benden ağrı o yorumları almak istemiyor. O da haklı. Benim için öyle yazsalar ben de bozulacağım çünkü. O da izin vermiyor. Ben de aynı vermiyorum şu anda. Bana destek olmaya çalışırken onu elimden geldiği kadar üzmemek için de çabalıyorum. Allah yardımcısı olsun. Nasip kısmet bakalım. Yanına gidersem çekim alacağım yine ondan. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok öpüyorum sizlere. Kocaman öpüyorum. Selamlar söylüyorum. Görüşmek üzere.